Günaydın. Bugün Fifi Adaları'na gidiyoruz. Şu anda biz servis almaya geldiler otelden. Sanırım Rasa'da bir yerden bineceğiz. Turumuzun adına memnun kalırsak paylaşacağım. Hadi gidelim. Neredesiniz de bizi böyle bir arabayla almaya geldiler. Ayşe en arkaya kaçmış. Hatta 6'da kalktık. 7.20 geçe bizi almaya geldiler. Ay, alacağımız kişileri bekliyoruz. Bu arada şey yani cidden Anıl söyledi biraz önce. Türkiye'de olsa çoktan bırakıp gitmişlerdi bir. 10-15 dakikadır bunları bekliyoruz. Şimdi indik. Rehberimizi takip ediyoruz. İn yaptırıyoruz. Good morning. Yes. Do you want this one? Yeah. Four people, right? Yes, four people. We are. Why the name here? For them? For all of us? Yeah. Do you need passport number? No, it's okay. Why the name? Okay. You say we have some. Okay, thank you. When we are gonna go? About 15 minutes. 15 minutes. Okay, thank you. Böyle bir şey kurmuşlar sabah. Bildiğiniz kahvaltı var. Burada tuvalet de var bu arada. Şöyle göstereyim, yeme batmış. Şimdi bekliyoruz. Rehberimiz bir şeyler anlatıyor. Ya bu ne, uzun çorap tepeye benzedi ki. Ne? Hadi sen güzel ol. Bindik şu an tekneye. Ama ya bilmiyorum, inşallah karadağdaki gibi olmaz, böyle zıbıldaya zıbıldaya gitmeyiz. Öyle bir şey olsa ben yolculuğa tuvalette devam edeceğim. Survivor Gönüller Adası'na gidiyormuşuz arkadaşlar. Biz ünlüyüz ama. Karıştırdın canım benim. Baba yavaş yavaş. Sekmeye geldim bu hayata. Tarık'la girmek yasak ya da sandalette. Ayakkabısız giriliyor, yalın ayak. This man. This island. 2 weeks. Şimdi adalı olduk. Sınıflarım. Kumsalları doldurduk. Ne oldu? Uzun kuyular mı bilemiyorsun sen? Bunu mu bilemedin mi sen onu? Görüyorsunuz arkadaşlar yani. Daha
ne yapalım? Yani yine trip, yine trip. Ben de katamaran istiyorum. Aşçı Bey. Aynen. Yemekleri çok beğenmedik ya. Güzel çok mi yine ya? Çok kokuyor ya. Ya güzel güzel. Aç kalmazsın yani. Değil, hiç kimse aç kalmaz. En kötü ihtimal şey var. Peynirli gözleme yaptı. Aynen. Gözleme bayağı yaygın. Ben mesela 4 öğündür onu yiyorum. Ama şeyde 7-Eleven'da spagetti var. Dün akşam onu yedik, beğendik yani. Güzeldi. Sen otursana. Allah. Göreceksin. Evet. Uçuyordum, az kaldı. Gözlük gözlük çıkartır bayağı ama. Gözlük şunurken sen çıkartır. Bir kasa. Dalış yapacağız galiba. Burada okyanuslarda Hindistan cevizi yaşıyor. Free. Arkadaşlar biz speedboat'tan indik. Onu dönmekten vazgeçtik. Çünkü turu hiç beğenmedik. Saçma sapan yerlerde durdu böyle. Hani doğru düzgün hiçbir şey göremedik. Her şey yani bir yere gitmek istiyorsanız mesela bir sahilde yüzmek istiyorsanız her şey ekstra. Ekstradan noktayla bilmeniz gerekiyor. Biz de o yüzden indik ve bu adayı cidden hani görmek istedim ve bir gün olsa burada kalmak istediğim için bu adada kaldık. Hem de dural almıştık. Duralımız duracak bir yer lazımdı. O yüzden buraya geldik. 450 bahta dönüş feribotu aldık. 450 bahta ne kadar geliyor? 225 lira tarzı bir şey kişi başı. Dönüş dedim muhtemelen motor kiralarız. Öyle döneriz otele. Otele 1000 baht verdik. Küçük bir yer. Kliması var. Yatağı var. Duşu var. Gayet minimal. Yan çatıdan maymunlar oynuyor. Yakalarsam gösteririm. Viewpoint'e çok yakın burada adada. Ton sahip yerden iniyorsunuz. Ton sahip yerden yukarı doğru çıkıyorsunuz viewpoint'e doğru. Hemen orada otel yol üstünde kalıyor. Ucuz ve şu an için temiz yani. Çok ekstra bir şey beklemeyin zaten. 500 lira bir şey gecelik. Böyle bir adada 500 liraya bence bedava. Birazdan çıkacağız. Bu adayı gezeceğiz. Yarın 3'e kadar buradayız ve var şu an çok mutluyum.
arada turları kesinlikle önermiyorum. Özellikle bu speedboatlı olanlar çok sıkıntılı. Yani ön tarafa geçiyorsunuz. Ondan sonra tamam hani bir yere kadar dalga yok o kadar güzel ama ondan sonra dalgalar başlıyor. Bu sefer arkaya geçmek istediğinde diyorlar ki size yer yok. Ve benim omuriliğimde ameliyat var, arkadaşımın fıtığı vardı, Ayşe kustu. Hani Anıl zaten kendinden geçti. Yine o iyiydi yine bir nebze, bizden daha iyiydi. Hiçbir şekilde arka tarafa geçirmediler. Yani tam anlamıyla rezalet. O yüzden kesinlikle feri alın. Bakın gidiş dönüş 900 bahta geliyor. Tur zaten 1500 baht. Size bir yemek veriyorlar. Zaten dışarıda bir yemeği 100 bahta yiyorsunuz. Bir tek otelinizden ulaşım var. Bir tek ona ekstra para vereceksiniz. Gelin bu adada kalın. Yani günlük turlardan ciddi anlamda hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani ben bugün bindiğim turdan hiçbir şey anlamadım. Biz yani şunu fark ettim ki Alanya'daki tekne turlarından mesela örnek vereyim. Alanya zaten benim bildiğim kadarıyla bu işi en iyi yapan yer. Onlardan eser yok yani. Bizim turizmimize helal olsun diyorum. Burada turizm anlayışı sıfır.